Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri bir gibidir. Sezyum buharındaki atomların üzerine kinetik enerjisi E olan elektronlar gönderiliyor. Bu elektronlardan biri taban durumundaki iki sezyum atomunu peş peşe uyararak buraya dikkat arkadaşlar iki tane sezyum atomunu uyaracakmış. 0.24 kinetik enerji ile ortamdan çıkıyor. Buna göre E en az kaçtır demiş. Ve en az sorduğu için iki defa sezyum atomunu birinci uyarılma enerji seviyesine çıkarsın. Mesela 1.38 enerji verecek ona. iki defa uyardığı için 1.38 tekrar başka bir atoma daha vermiş olacak. O zaman toplamda buradan ne yaptı? 2.76 volt enerji verecekmiş. Bir de dışarıya bu enerjileri verdikten sonra 0.24 yoluna devam ediyor. O zaman bu ikisini topladığımızda 3 elektron volt yapar. Yani biz 3 elektron volt enerji elektron gönderelim ki 2 defa 1.38'de sezyum atomunu uyardığında 2.76'sını ona verseniz 0.24 yoluna devam edebilsin. Bu yüzden en az 3 elektron volt olmalıymış enerjisi deriz. Yani cevabımız elimizde olacakmış. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen atomunda en ince enerji düzeyindeki elektron en üst enerji düzeyine geçerken açısal momentum 2H bölü pi kadar azalıyor. Buna göre en en üst sayıları aşağıdaki yerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar açısal momentum formülü NH bölü 2 pi. Mesela bakın 2H bölü pi kadar azalacakmış. Yani elimiz 4 tane azalsın. Çünkü 4 tane H bölü 2 pi kadar azalınca orası 2H bölü pi yapmış oldu. Öyle değil mi? Mesela 4 azalacaksa o zaman ne yapsın? Mesela 5'ten 1'e düşebilir. 6'dan 2'ye düşebilir. Böyle cevaplar aramak lazım. Yani aradaki fark 4 olacak şekilde arayacağız. 4'e 2, 5'e 1 aynen öyle cevabımız deniz olacakmış. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şeklindeki gibidir. Buna göre en 4 düzeyine uyarılmış hidrojen atomu temel hale geri dönerken Paşın serisinden en çok kaç çizgi görülebilir demiş. Arkadaşlar en 4'ü şuraya uyarmış olduk. Oradan temel hale dönerken yapacağı ışımalar enerjilerini gösterelim. Bakın bir şunu yapar, iki bunu yapar. Bir sırayla takip edersek şu. Sonra bir alt seviyede başlayacak, bunu yapacak, bunu yapacak. Sonra bir alt seviyeden başlayacak, şunu yapacakmış. Bunları şöyle gösterirsek hepsini sıralı çizdiğimizde 6 farklı ışıma toplamda yapabilirmiş. Bu da sorulabilirdi. Kaç farklı ışıma yapabilir diye. Paşın serisi eniştir 3'e düşenler paşın serisi. Çünkü eniştir 1'e düşenler Balmer, eniştir 2'ye düşenler pardon, eniştir 1'e düşenler Lyman serisi, eniştir 2'ye düşenler Balmer serisi, eniştir 3'e düşenler Taşın serisi oluyor. 3'e düşen de olsa burada bir tane var. O yüzden cevabımız yalnız bir. Yani bir taneden adan olacakmış deriz. Bor atom modeline göre bir hidrojen atomu kuantum sayısı n olan enerji düzeyinden n artı 1 olana çıktığında niceliklerin hangileri artar demiş. Arkadaşlar üst yörüngeleri çıkıyor. Yani yörünge numarası artmış oluyor dolayısıyla. Elektron toplam enerjisi demiş. Enerjiyle başlayalım. Enerji formülü eksi r z kare bölü n kare. Bakın n artıyor. n artınca şuranın değeri ne yapar? Azalır. Fakat önünde eksi olduğu için toplam enerjisi artmış olur. O yüzden toplam enerjisi artarmış aldık. Elektron periyodu demiş üst yörüngelere çıktığında bir defa yavaşlayacak. Bakın hızı şöyle oluyor. V üstü z bölü n. Yani yörünge numarası arttığı için hızı ne yapar azalır. Ya üst yörüngeye çıktığı için dolanma yarı çapı zaten artıyor. Hem aldığı yol artacak hem de hızı azalıyor. O zaman daha uzun sürede atar. Çünkü bir tur için geçen süreye periyot diyoruz. O yüzden periyodu artacakmış deriz. Bunu aldık. Üçüncü açısal momentum demiş. Açısal momentum formülü NH bölü 2 pi yani yörünge yörün numarasıyla doğru orantılı. Bu arttığı zaman açısal momentum da artarmış. Bu anlamda cevabımız Edirne olurmuş. Hidrojen atomun enerji düzeylerinden bazıları şekildeki gibidir. Hızlandırılmış bir elektron taban enerji durumundaki 3 hidrojen atomu ile etkileşiyor. Hidrojen atomlarından üçünün iyonlaşabilmesi için elektron en az kaç elektron volt kinetik enerji taşıması gerekir demiş. Arkadaşlar bakın iyonlaşma enerjisi 13.6 o zaman göndermiş enerji 13.6'ya eşit olduğu takdirde de yoğunlaştırabiliyor. Ama bunun gibi 3 tane yoğunlaştıracakmış. O zaman 13.6'yı 3 ile çarpalım dolayısıyla. Değil mi? O zaman ne yaptı? 3 kere 13, 39. 1.8 de burası yapar. 40.8 elektron volt enerjili olursa 3 tane atomu yoğunlaştırabilir hidrojen atomunu. Bize de en az nedir dediği için en az 40.8 olmalı. Yani cevabımız edin olacak. Yukarıda verilen atom altı parçalardan hangilerinin yapısında kuark bulunur demiş. Arkadaşlar parçacık ailesini hadronlar ve leptonlar da ikiye ayırabiliriz. Leptonlar kendi başına temel parçacıklar yani alt bileşenleri kuarklardan oluşmuyor. Noktasal parçacıklı diyebiliriz bunlara. Elektron, miyon, tau ve nötrinolar olmuş oluyor. Mesela temel parçacık o yüzden kuarklardan meydana gelmemiş onu attık. Bir de hadronları baryonlar ve mezonlar diye ikiye ayırabiliriz. Baryonlar dediğimiz üç kuarkın bir araya gelmesiyle oluşuyor. İşte proton, nötron, lambda, sigma, kısiv, omega bunlar olmuş. En bilinenleri proton ve nötron. Mesela Üç kuarkın bir araya gelmesiyle oluştu. Mezonlar dediğimizde piyon, kaon. Mesela bunlar da mezonlar. İki tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşuyor. O yüzden cevabımız 1 ve 3'ten deniz olurmuş deriz. Parçacık ve karşıt parçacıkla ilgili yargıları hangileri doğrudur? Arkadaşlar her parçanın bir defa karşı parçacığı var. Bir. İkincisi... İsim olarak elektronun karşıtı pozitron, fotonun karşıtı yine kendisi diğer bütün parçacıkların karşıtının başına karşıt kelimesi kullanarak söyleniyor. Proton, karşıt proton, nötron, karşıt nötron. Genel bilgi vermiş olayım. Bir başka bir şey, parçacıkla karşıt parçanın farkı eğer elektrik yükü varsa yükünün işareti zıt. Spini de tersleri diyoruz. Onun dışında kütleydi, enerjide her şeyle aynı olmuş oldu. Her temel parça bir karşıt parçacığı bulunur demiş. Evet kesinlikle doğru bir parçacık ile karşılıklı kütleler eşittir, Kütleleri enerjileri eşit olmuş olacak. Yüklü bir parçacık ile karşılıklı elektrik yükleri zıttır. Evet yükleri varsa yükleri zıt oluyor. Niye yükleri varsa diyor. Mesela nötronun yükü yok yüksüz. O zaman karşıtı da yüksüz olmuş oluyor. Ama proton artı bir o zaman karşıt proton eksi bir olmuş olacak. Yani zıt olacak. Dolayısıyla 3 de doğru cevabımız 1, 2, 3'ten edeni olurmuş. Proton modeline göre hidrojen atomunda bir elektron ikinci enerji düzeyinden üçüncü enerji düzeyine uyarıldığında bu atomun yiyeceklerinden hangileri artar demiş. Açısal momentumun ne? Açısal momentum NH bölü 2 p Dolayısıyla üst yörüngeye çıktığı için yörünge numarası açısal momentum doğru orantılı artmış oldu. Toplam enerji formülümüz eksi R. Başındaki eksiye dikkat arkadaşlar. Eksi R Z kare bölü N kare. Şimdi N artınca şurası azalmış oluyor. Fakat önünde eksi olduğu için artmış oluyor. O yüzden toplam enerji de artacakmış. O karıştır. Zaten üst yörüngeye çıkınca yarıçap çap ne yapıyor? Büyümüş oluyor. Değil mi? Üst yörüngelerde. Bunun için formüle gerek yok ama yazarsak da A0 n kare bölü z. Bu da yörünge numarasının karesiyle orantılı. O yüzden yarıçapta artarmış üst yörüngelerde. Yani cevabımız Edirne olacakmış. Boroto modeline göre elektronun yörünge yarıçapı yörü çizgisel hızları, enerjileri ve periyotları kuantumludur. Kuantumlu kesikleri yani belirli değerler alır. Her diğeri almaz anlamında kullanılıyor. Temel elde bulunan bir elektron uyarıldığında hızı yarıya iniyor. Buna göre elektron hangi yörüngeye uyarılmıştır diyor. Arkadaşlar hız formülü V'dir V üssü. V üst dediğimiz sabit z bölen yani yörünge numarası da ters orantılı. Şimdi dolayısıyla yörünge numarası önceden temel haldeyken birken buna v diyecek olursak bakın oraya 2 yaptığımızda yani v eşittir v üstsüz z bölü 2 yaptığımızda hız da yarıya düşmüş olur. O zaman n eşittir 2'ye çıkarmışız ama n eşittir 2'nin adı yörünge numarası 2 fakat bakın n eşittir 1'e temel hal deniyor. En eşittir 2 ise birinci uyarılma enerji seviyesi olmuş oluyor buna dikkat. O yüzden Birinci uyarımı enerji düzeyi diyeceğiz. Enişte 2 olmuş oluyor çünkü burası. Cevabımız adan olacakmış. Hidrojen atomların spektrumunda görülen Lyman-Balmer serilerine ait çizgilerden bazen oluşmuş şekildedir. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur demiş. Parantez içinde görünür spektrumun enerji aralığı 2 ile 4 elektron volt olarak alınacaktır demiş. Şimdi onu dikkate alarak yapmakta fayda var. Neden? Lyman serisi morotisi bölgede ışın yayınlar diyoruz. Balmer serisi görünür ışık diyoruz. Fakat Burada özellikle eğer belirtilse şu aralıktakiler görünür ışık diyorsa o aralığın dışında kalıyorsa onu almayacağız. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Tam o parantez içindeki şeyi yazmasaydı H alfa H beta yani Balmer serisini görünür ışık olarak alırdık. Tamam? Ona dikkat. Lyman alfa Lyman beta mor ötesi bölgede ışın yayınlar demiş. Doğru söylemiş. En 1'e düşenler Lyman serisi mor ötesi bölgede ışın yayınlıyor. En 2'ye düşenler Balmer serisi görünür ışık bölgesinde ışın yayınlar diyoruz. Fakat enerji aralığında tutması lazım. Eğer o aralığı aşağıda vermediyse sorun yok. Ona direkt görünür ışık diyebilirsiniz. Ama aralıkta verdiyse ona dikkat ederek mutlaka işaretlemek lazım. Buna dikkat. H alfa kızıl ötesi ışınımı oluşturur demiş. Normalde görünür ışık diyecektik ama alt tarafta görünür ışığı verdiği için ona dikkat ederek bakarsak. Bakın H alfanın enerjisi 12.1'den 10.2, 1.9 elektron volt yapıyor. Mesela enerji olarak yetmiyor. En azı iki elektron volt olacakmış. Yani kırmızıyla başlıyordur. Mora kadar gidiyordur. Kırmızının enerjisi az, Morun enerjisi çok. E 1.9 kırmızıdan önceki yani kızıl ötesi bölgede demek ki ışın yayınıyor. İkinci kızıl ötesi olarak aldık. 3. H beta çizgisinin saldığı ışık çıplak gözle görülebilir demiş. Evet 12.75'ten 10.2'yi çıkardığımızda 2.55 yapar. 2.55'te 2 ile 4 aralığında olduğu için görünür bölgede olmuş oluyor. O yüzden üçüncüyü de aldık. Cevabımız 1, 2, 3'ten Edirne olacakmış deriz.